Bir Anneye Mektuplar 2. Bölüm İlkokul Yılları Öncesi ve Sonrası 3. Mektup Sevgili dost, oğlunuza birkaç oyun arkadaşı sağlamakla çok iyi etmişsiniz. Çocuklar kavrayışlı bir çocuk bakıcısı kadının gözü önünde, gönüllerinin istediğince şenlikle oynasınlar. Daha önceki mektuplarımda, her zaman yetişkinlerin toplamı içinde bulunan çocuklar için korkulacak tehlikelere dikkatinizi çekmiştim. Çocuklar çocukları gerekserler. Bu sav pek doğal görünür. Ama yine de çok az yerine getirilir. Birçok ana babalar çocukların bozulmasından kaygılanırlar. Bulaşıcı hastalıklardan, kötü etkilerden ve benzeri korkarlar. Tasıyla hiçbir çocuk eğitilemez. Tasalı anneler hiçbir zaman iyi eğitici olamazlar. Çocuklar açık havada, açıklıkta çok kalmalı, öteye beriye koşmalı, üstünü başını kirletebilmeli, giyimini yırtabilmeli. İşte bunun için çocuk fırlar ya. Çocuk bir kez düştü mü, duyduğu acıdan gelecek kez daha öngörülü, dikkatli olmayı öğrenir. Oğlunuz çok aşırı, çok canlı ve derinlidir. Bundan mutlanın. Bir çocuğun yeteneği kendisini doğasındaki canlılıkta belli eder. Zavallı anamın babamın benden neler çektiklerini size bir açıklasam. Benim çocukluktaki çılgınlıklarım her yerde duyulmuştu ve tüm bir kitabı doldurabilirlerdi. Sevgili anneciğim çok kez umutsuzluğa düşerdi. Ama beni çok özgür bırakırdı. Oynamak için eski giysiler giyerdi. Onlar itişmek, çekişmek, tırmanmak, kulda eşlenmekle pek hırpalanmazlardı. Daha küçük yaşlardayken hırsızla bekçi oyunu oynardık. Bu arada adam akıllı çılgınlık olurdu. Viyana'nın görkemli belediye bahçelerinde bakıcılarınca korunan, ellerinden tutularak özenle yürütülen, şık, cici giyimli, tertemiz her şeyleri pırıl pırıl çocukları görünce bu zavallı yaratıklara acımak gerektir. Onlar çılgın olamazlar. Çocukluklarında zengin, iyi korunmuş hastalarımda, o zamanlarında sokak çocuklarına, onların özgürlüklerine nasıl imrendiklerini anlatırken çok dinledim. Anneler çocuklarını neden bebek gibi süsler, bezer, süs bebeğine benzetirler. Yalnız kendi kuruntularıyla çalım satmak ve güzel, iyi bakımlı çocuklarıyla övünmek için. Çocuk sağlam kumaştan olabildiğince yalın giysiler giymelidir. Şimdi artık oyun oynayan çocuklar için yapılan büyük oyun pantolonları gibi. Böyle daha küçük yaştan moda düşkünlüğü, züppelik ve parlak, göze batan renklere duyarlılık geliştirmek, böylece çocuğun korunduluğunu yükseltmek neden ve niçin? Sonra da bitmez tükenmez uyarma ve aşırı titizlik. Dik dur, bak nereye basıyorsun, üstünü başını kirletme, yeni ayakkabılarına bir bak, büsbütün çamur olmuş. Ellerin ne de kirli. Ah, şehir parkından anneleri ve çocuk eğiticilerini gözlemek, çocuk seven bir insan için bir ezinçtir. Kimi kez acımalı bir ruh bulunur, çocukları bir çember biçiminde çevresinde toplar. Onlar da şarkı söylerler, gülerler, kendilerine bakıldığını duydukları için biraz sıkılırlar. Geleceğin insanları daha o zamandan tanınabilirler. Yüzsüz koketler, utangaç temiz yürekliler, oyuna alınmadıkları için hemen ağlamayı salıveren alınganlar, katılmak istemeyen dikbaşlılar. Az gelirlilerin oturdukları yeni belediye evlerindeki çocukların durumları ne iyi. Oralarda büyük oyun alanları ve yazın sığ yüzme havuzları, büyük kum havuzları var. Oralarda çocuklar yorulup kıpkırmızı yanaklarla annelerine dönünceye dek ortalığın altını üstünü getirerek erkelerini boşaltabiliyorlar. Annelerine dönüyorlar. Anneciğim açım, öyle açım, öyle açım ki lütfen bana yiyecek bir şey ver. Zengin çocuğu şımarık bir beyoğlu gibi kurumlu kurumlu oturur, yalvarılmak, övünmek ister. Çünkü bir kez kayra gösterip uygun bir iştah olduğunu belirtmiştir. Bu elverişli durumla çocukların yalın ayak yürümelerini savunmak ve benimsetmek isterim. Güzel, iyi biçimli çocuk ayağını daha küçük yaştan dar bir ayakkabıya sıkıştırmak günahtır. Herkes yeni doğan bir bebeğin ayağını iyice incelemeli ve ekinin ayaklarında ne çirkin bir sakatlık yaptığını saptamak için yetişkinin ayağıyla karşılaştırmalıdır. Düz saban, ekinli uluslar arasında korkunç ölçüde artmaktadır. Doğrudan doğruya ulusal bir hastalık olmuştur. Çok yalın ayak gezen köy çocuklarının bu hastalığı hemen hiç bilmedikleri ilginç bir olgudur. Ayak hava, ışık, güneş gereksinir. Elbette daha başka etkenler de bunlara katılırlar. Bunlar, Dönüm Noktası dergisi okuyucularınca bilinmez değildirler.
Çocuklar çok yanlış beslenirler. Çocuklar vitamin eksikliğinden, kireç eksikliğinden sıkıntı çekerler, rahatsızdırlar. Kemiklerin yumuşayıp eğilmesi toplumsal bir hastalıktır. Eksik ve yanlış beslenmenin yanlış sağlık korumu koşulları sonucudur. Kemik hastalığı olan çocuklar eskiden ve bugün de içirilen adı çıkmış balık yağı etkisini vitamin bolluğundan almış olabilir. Nasıl olursa olsun, yüz taban ve ayak terlemesi bizim doğal olmayan yaşayışımızın doğal sonuçlarıdır. Ayak ışık hava almalıdır ve çocuklar olabildiğince uzun süre yalın ayak gezmeli, yürümeli ya da sandal giymelidirler. Çizmeyi kültürün elde ettiği dokunculu bir nesne olarak sayıyor ve yarım ayakkabının yavaş yavaş tüm dünyaya yayılmasına seviniyorum. Yüksek ökçe ile bir ezic, işkence aleti biçimine girmiş olmasa, çağcıl, pukalı kadın ayakkabısı da büyük bir ilerilik olurdu. Okurlarım, sağlık bilgisi alanındaki bu gezintiyi hoş görsünler, bağışlasınlar. Ama sanıyorum ki, havanın uygun, elverişli olması koşuluyla, açık havada çıplak ayakla ve olabildiğince giyimsiz, çıplak koşup oynaması, dedinmesi olanağı verilirse, çocuk daha çok yaşam sevinci duyacaktır. Viyana Belediyesi'nin şehir çevresinde, hoş kokulu orman havası içinde çok sayıda kurduğu dinlenme yurtlarında çocuklar, sıcak havalarda bütün gün açıkta sadece kısa bir yüzme dalı giyerler. Ahlak dar kafalıları buna, isterlerse burun kıvırsınlar. Gerçin olan şu ki, daha sağlıklı ve yaşam sevinçli bir kuşak yetişecektir. Bütün bahçelerde geniş oyun alanları gereksiniyoruz. Oralarda küçük çocukların istedikleri gibi zıplayıp tepinebilecekleri özel bölümler bulunmalıdır. Bu oyunlar çocukların coşku açlığını dindirirler. Onları isteklendirir, canlandırır, coştururlar. Çocuklar böyle uyarıları coşkuluklar gereksinirler. Onlar yetişkinlerden daha çok coşkuludurlar ve daha büyük bir coşku açlığı gösterirler. Bunun için tüm yürek oynatan masallara bayılırlar. Bunun için daha çabuk öfkeye kapılır ve daha kolay içten üzülürler. Bu coşkunluk eğilimini artırmaktan sakınmalıdır. Mutsuz evliliklerin tehlikelerinden daha önce bu mektuplarda sık sık söz ettim. Bu çeşit mutsuz evlilerde coşku açlığı dokunculu bir besin bulur. Ama mutlu evlilerde de ana babaların çocukların önünde ortaya çıkan coşku deyimlerinde çok öngörülü ve sıkıntılı davranmaları gerektir. Çocukların her zaman aradıkları bir coşkuları vardır. Gülme ve sevinç çığlığı olarak kendisini gösterir. Bir bebeğin sevinç çığlığını duymak ne tatlıdır. Neden insanların çoğu iç açıcı, genlikli sevinç çığlığını unutmuşlardır. Yalnız Alp'i, yaşam tadının iç açıcı, özgürleştirici, kurtarıcı bağırmasını sevinç çığlığını bilir. Dağlarda ta uzaklara, uzaklara yankılar, buda selerini duyan herkes şenlenir, isterse karamsar veya mutsuz komutan olsun. Bir şehirlinin kalabalık bir ana caddede birdenbire sevinç çığlığı ve şen ezgiler çıkarması göz önüne getirirsin. Halk onu çıldırmış sayardı. Gelenek, yaşam töresi güçlü duyguların dışa taşmasını yasaklar. Onun için romanlarda ve mektuplarda sevincinden çıldırısıya bağırıp herkesi kucaklayabilirdi diye geçer. Bilirdi, niçin yapmadı? Şundan ki kültür bütün güçlü duyguları tepkilerinin gizlenmesini ister. Ekin insana caddede ağlamayı, eğer yalnız da özgür kılar. Ama yalnızken gülmek bir deliliğin belirtisi olarak görünür. Henüz çocukların bağırma ve gülme hapları bulunduğuna sevinirim. Onlara bunun için pek çok elverişli durumlar vermek bizim ödevimizdir. Gülümseyemeyen çocuklar bulunduğuna inanılabilir mi? Yazık ki bu durum var. Bu çocuklar pek erkenden, küçüklükten mutsuzdurlar. Açlıkları yoktur, diriklikleri yoktur. Ve uçuk benizli, çöküntü içinde erkenden yıpranmış görünürler. Eskiden çocuk hekimleri, çocuk hastalıklarının ruhsal nedenlerini aldırış etmezlerdi. Şimdi bu alanda büyük ilerlemeler görülüyor. Çocuk hekimi Profesör Hamburger, çocuk yaşında ruhsal hastalıklar bilimi üzerine büyük bir yapıt yazmış ve bu alanda ayrı ayrı küçük çalışmalarda yayınlamıştır. Bir yazısında çocuk hekimliğinde ruhsal olanlar da bu uzman çocuk hekimi benzi uçuk çocuklar üzerinde konuşuyor ve şuna tanıtılıyor. Çocuklar uçuk benizli olunca yalnız kansızlığı değil, belki ruhsal dokuncaların da olabildiğini düşünmeliyiz. Günlük yaşamanın ve ailedekilerin de iğnelemeleri özellikle
Baba mobil çocuklarda çok şiddetli etki yapar. Hep beklemsiz ya da mızmız bir anne, sert, hiçbir zaman sevecenli olmayan, asık suratlı bir baba bu tür görünüşlerin nedeni olabilirler. Şaşılacak bir şey olarak bir, hatta 2 yaşında çocukların gülemedikleri nadir durumları almak isterim. Onlar bunu henüz öğrenmemişlerdir ve eğer bu durumdaki o sevinçsiz, asık suratlı, ruhsuz çevrelerinden çıkıp şen, güler yüzlü insanlara kavuşurlarsa, kendilerine karşı güler yüzlü, sevimli olunmasına şaşarlar. Sonra da gülmeyi yavaş yavaş, genellikle ancak haftalar sonra öğrenirler. Gülmenin de öğrenilmesi, alışılması gerektiğine bir kanıt. Sevgili dost, şimdi artık oğlunuzun öyle uçuk benizde olmasına kaygılanmamalısınız. Herhalde çok seyrek gülüyor ve nedensiz yere ağlıyordur da. Onun bu durumunu bana doğrulayacaksınız. Nedensiz ağlama. Anneler, babalar ve tüm eğitimciler bilmelidir ki hiçbir çocuk derin bir nedeni olmadan ağlamaz. Çocuğun nedensiz yere ağladığı için kabalaşan, dahası döven çok anneler gördüm. Bu arada uslandırma cezasına şu sözler de katılır: hiç olmazsa niçin ağladığını bilesin. Bu anneler bütün ruhlarıyla utanmalı ve kendi çocukluklarına düşünmelidirler. Yalnız şunu düşün: oğulcuğunuz şimdi kıskançlık ezincinin acısını çekiyordur. Kendisini geri itilmiş duyuyordur. Artık evin biricik değildir. O, bunu kısa zamanda yenecek, sonra da kendi iyi rengini ve eski gülüşünü yeniden kazanacaktır. Eğer siz yeni bebeği gözlerini açıktan açığa belirterek yükseltip oğlanı tahtından indirmek gibi birçok ana babanın yaptığı yanlışlığı işlemezseniz. Yaşam sevincinin çocuğun yaşamında ne önemli rol oynadığını Hamburger'in geniş kavrayışlı bir düşüncesinden anlayabilirsiniz. Ana baba şen ve yaşam sevinciyle dolu iseler, bu duygu küçüklere geçer. İşinden yorgun ardın eve gelen somurtkan baba kırgın, hoşnutsuzdur. Yemeği beğenmez, çocuklara homurdanır, neler yaptıklarını sorar, cezalar dağıtır ve benzeri. Böyle bir baba seyrek olarak iyi yetişmiş, başarılı bir çocuğun mutluluğunu tadacaktır. Mutlu bir ailede babanın eve gelmesi bir bayramdır. Mutsuz bir ailede kaygı dolu, tatsız bir olaydır. Çok çocuklu ailelerde iki kötü tip ayrılabilir. Her ikisi de çocuğu ana babadan birine karşı çatışmaya sokan kese sonuçlu başarıyı sağlarlar. Bu evlilerden birinde anneler cezalar, uyarmalar ve umurtanmalarla babaya barış ve dirlik dolu bir akşam hazırlar. Baba eve gelmeden her şey bitmelidir. Baba bozuşmalara, anlaşmazlıklara dayanamaz, dirliksizliğe dayanamaz, öfkeli bir havayı kaldıramaz o. Kendi dinginliğini ister. İkinci durumda baba akşamleyin evde sert bir yargıç olarak görünür. Annenin "sen dur, baban eve gelsin, cezanı göreceksin" diye çocuğa gözdağı verdiği bir umacı, bir kara konsolosudur o. Her ikisi de yanlıştır. Çünkü çocuğu anneden babadan hangisini seçmeli sorunu karşısında bırakır. Çocuğu bir yanlı ve yan tutucu yapar. Ana baba çocuklarını anlamayı ve korkutma yardımı olmaksızın eğitmeye öğrenmelidirler. Ana babadan birinin ötekisinin sertliğine karşı acımayla pek büyük sevecenlikle yarışması daha da kötüdür. Çocuğun sevgisini kazanmak için yapılan savaşma çocuk için en büyük tehlike olur. Bu bakımdan yakın ısımlardan olan yufka yürekli teyzeler, biviler, sevecen çocuk bakıcısı ablalar, hısımlar, yaşlı yardımcılar çocuk için birer sakınca, birer dokuncadırlar. Çocuk ayrımları görür. Kendisine kimin daha çok sevinç verdiği konusunda erkenden yargıya varmayı öğrenir ve anası babasına karşı kolaylıkla hınçlı ve dik kafalı bir durum alır. Bu dik başlılık çok kez çocukların içtenlikli, açık yürekli olmaktan vazgeçmeleri, birçok duygularını belli etmemeleri ve dahası yalanın aldatmacılığına sığınmaları biçiminde kendisini gösterir. Hiçbir şey ana babayı çocuklarını bir yalanı söylerken yakaladıkları zamanki ölçüde çileden çıkarmaz. Onlar doğruluğa eğitmenin kendilerinden gelmesi gerektiğini kolaylıkla unuturlar. Sözleriyle değil, davranışlarıyla. Bir çocuk kendisine yalan söylenirse hiçbir zaman bağışlamaz. Verilen sözlerin tutulması gerektir. Çocuk korkunç ölçüde keskin gözetleyicidir. Anasını babasını bir yalanda yakalarsa kısa zamanda yalanlarla sağlam buna tepki gösterecektir. Bir çocuk her zaman doğrunun söylenmesi gerektiğini duyar. Bundan kısa bir zaman sonra yardımcı bir kız, bir bayan geldiğini bildirir. Evin bayanı, "evde olmadığımı söyleyin" der. Çocuk sarsılmıştır. Ama anne evdedir. Neden yalan söylüyor? Neden yalan söyleyebiliyor?
Ya da anne kendisini görmeye gelen bir bayana çok güler yüzlü davranıyor ve sonradan onu çocuğunun yanında çok sert eleştiriyor. Çocuk annenin bu davranışını hiçbir zaman kavramayacaktır. Anne neden yalan söylüyor? Anne neden bayanın yanında öylesine güler yüzlüydü de o kapıdan çıkar çıkmaz Allah'a şükür ki bu iğrenç kadından kurtuldum diyor. 5 yaşındaki Eva annesine hiç yalan söylememişti. Bir gün annesine sorar. Doğumda oğlan mı, kız mı nasıl belli olur? Anne yanıtlar. Oğlanlar küçük bir donla, kızlar küçük bir etekle gelirler dünyaya. Eva yanıtlamış. Tanrım ne yaptım ki bunu düşünemedim. 2 saat sonra Evacık annesine ilk kez yalan söyler. Annenin üst üste yasaklamalarına karşın bahçede küçük bir gereksinmesini görür ve bunu yabancı bir pervasızlıkla yansır. Yazık ki yaşamımız yalan ve yapmacıklık üzerine kurulmuştur. Toplumsal uzlaşmalar yabancı güler yüzlülüklerle ve sahte oyunculuğuna zorlarlar. Doğrusunu söylemek gerekirse, yalancılığa eğitmek toplumsal bakımdan daha çok kazançlı olurdu. Çocukları doğruluk havariliğine eğitmeye çabalamak, hiç değilse toplumumuza saygınlık vermektedir. Yazık ki ana babalar bunu bizim burada açıkladığımız gibi ülkücüler düşünmezler. Onlar yalnız çocuğun kendilerine karşı içtenlikli ve açık yürekli olmasını isterler. Çocuğu tanımaya uğraşırlar. Ne var ki bunu işe yaramaz araçlarla yaparlar. Şimdi başka bir konuya geçelim. Oğlunuz öğle uykusuna uyumaktan kaçıyor ve siz buna çok üzgünsünüz. Çocuğun bundan bir dokunca görmesinden korkuyorsunuz. Küçük çocukları uyumaya zorlamayı gülünç buluyorum. Doğal uyku gereksinmesi bunu çok daha iyi sağlar. Büyüklerle birlikte çok bulunan çocuklar gece yatmaya gitmeyi çok kez istemezler. Direnirler. Hele bir de çok güzel bir akşam geçiriliyorsa. Baba şakalar yapıyordur, anne piyano çalıyor ya da günlük olaylardan bir şeyler anlatıyordur. Bu durumda küçüklere yatmaya gitmeleri gerektiğini söylemek, onlardan çok şey istemektir. Çocukları hep kendi yanlarında bulundurmak, onlara büyüklerin konuşmalarını dinletmek gibi bu eğitim yanlışlıkları kısa zamanda onların erkenden yatmaya direnmeleri biçiminde cezasını bulur. Çocuklar eğer ana babalarının onları görete gittikleri, kendi odalarında kalırlarsa geç vakitlere dek yatmamak akıllarından geçmez. Üzerine çok düşünülen öğle arası uykusunu gereksiz buluyorum. Öğle sonrası uykusuna zorlanmış çocukların çoğu o zaman birkaç saat uyurlar. Akşam yatmaya gitmek istemez, direnirler. Uyku gereksinmeleri yoktur. Süt çocuklarının eğer usu uygun eğitilirse büyük bir uyku gereksinmeleri vardır. Çocuk büyüdükçe uyku gereksinmesi gitgide azalır. Bunu anneler dikkate almazlar. Oynayıp didinerek yorulan çocuklar, kendi vücut erkelerini harcayıp tüketmesi için elverişli durum bulduklarından normal ve derin bir uyku uyurlar. Bunu kendi tecrübemle biliyorum. Yerinde durmaz bir çocuktum ve her yanda zıplamak, oynamak için bol bol elverişli durumlar bulurdum. Ama hiçbir zaman uyumaya zorlanmazdım. Bana git uyu dendiğini hiç anımsamıyorum. Uyuma gereksinmem öylesine büyüktü ki kendiliğimden yatmak isterdim. Bugün bile iyi bir uykucu olmamı, tüm yaşamımda uyku bozukluğundan hiçbir yakınmam bulunmamasını bu duruma borçluyum herhalde. Oğlunuzun iyi uyumadığını, uykuda bağırdığını, gece sık sık uyandığını ve yatağında uzun süre gözleri açık yattığını ürküntüyle görmüşsünüz. Öteden beri ana baba bu çocukta ne var diye düşünürler. Onun yerine ne gibi bir yanlışlık yaptık diye düşünmeleri gerekti. Yenileyin bir eğitim gazetesinde anlayışlı uyanık bir annenin 1,5 yaşındaki çocuğunun uyku aksaklığı üzerine bir yazısını okudu. Uyku aksaklığı ana babanın eşlik ilişkileri sırasında ortaya çıkıyormuş. Çocuk bitişik odada yatıyormuş. Kapılar açıkmış. Eşlik davranışları sırasında çocuk bağırmaya başlıyormuş. Anne çocuğu yatağına kışıyor. Onu yatıştırmaya çalışıyormuş. Çocuk da kendisinin onların yatağına alınmasını istiyormuş. Anne bu isteği geri çeviriyormuş. Sonraki gecelerde her gece annesini babasını bağırmayla uyandırıyormuş. Özellikle ana baba sevişme istedikleri zaman çocuğun korkulu bağırmalarıyla rahatsız edileceklerinden kuşkusuzmuşlar. Ondan sonra da çocuk saatlerce uyuyamıyormuş. Rastlantı olarak baba bir süre için yolculuğa çıkmış. Onun yokluğu sırasında çocuk hep dingin kalmış ve bir kerecik olsun annesinin uykusunu bozmamış. Baba eve döner dönmez bağırmalar ve uykusuzluk yine eski yeğenliğiyle başlamış. Bu tecrübeler tanıtlayıcıdır. Bundan şunu öğrenmelisiniz ki, çocukları göz altında bulundurabilmek için bitişik odada yatırmak ve kapıyı açık tutmak yetmez. Bu bilgiler pek de hoş değildirler. Ana babaya belli yükümlülükler yüklerler.
onlara sıkıntılı, öngörülü olmalarını anımsatırlar ve ana babanın özgürlüklerini sınırlarlar. Sevgili dost, bu bakımdan bir adet işlemiş olup olmadığınızı düşünmelisiniz. Ne var ki sizin çocuklarınız bir sevgi ve sevinç yuvasında büyüyorlar. Onun için bu küçük zorlukları atlatmak sizin için olanaksız değildir. Bunu başaracaksınız. Gülme bulaşıcı etki yapar. Şu tümleci, nerede şakınıyorsa orada rahatça yat tümcesini değiştirmek ve nerede gülünüyorsa orada rahatça yap demek istiyorum. Yaşam sevinci kendisini gülme olarak belirtir. Gülmeyen, yalnız içten gülen insanlar cenneti yitirmişlerdir. Çocuklarınızın güçsüzlükleri üzerine gülerek ve gülümseyerek amacınıza en iyi erişeceksiniz. Oğlunuz küçücük bacısına artık gülümsüyormuş. Kardeş sevgisinin güzel çiçeği artık onun gönlünde açıyor, artık bacısını sevmeye başlıyor. Sevgi her şeyi yener. Onun tanrısal ışınları karşısında çekememezliğin, kıskançlığın, kötü dileğin şeytanları sinerler. Sevginin kutsallığını, kutsal kitabını bize bir din öğreticisi öğretemez. Onu ailede, baba ocağında öğrenmek gerektir. Bu denli öğretilerden artık yorulmuş olacaksınız ve imgelememi de sizin bu kahinin üstüne gülümsediğinizi görüyorum. Bu bana hiç dokunmaz. En ağır başlı, en önemli nesneleri söylediğim zaman üstüme gülünmesine, benimle alay edilmesine ve alay etmek istediğim zaman da ağır başlı olarak alınmaya alışkın. Tüm yaratıcıların acıklı sahnesidir bu. Dünya onları ağır başlıya mı almalı yoksa onların üstüne mi gülmeli hiçbir zaman bilmez. Gönülden çok çok selamlar. İçten bağlı dostunuz, Dr. Wilhelm Stekel.